Evet, bu videoda Ramazan'da herkesin merak ettiği ama sormaktan çekindiği soruları cevapladık. Şimdi ilk soru. Ramazan'da ihtilam olmak, cünüp olarak sabahlamak orucu bozar mı? Oruçluyken ihtilam olmak, orucu bozmadığı gibi cünüp olarak da sabahlamak oruca bir zarar vermez. Ancak cünüp olan kimse bir namaz vakti çıkmayacak şekilde gusül abdestini almalı ve namazını kılmalı. Cünüp olan kimsenin ellerini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi uygun görülmemiştir. Ama ellerini ve ağzını yıkadıktan sonra sahur yapmasında bir sakınca görülmemiştir. Şimdi diğer bir soru da, Ramazan ayında cinsel ilişkiye girmek caiz midir? Ramazan ayı boyunca imsak vaktiyle akşam namazı vakti arasında, yani oruçluyken cinsel ilişkiye girmek haramdır. Orucu bozar, hem kefaret ister hem de kaza ister. Yani 2 ay arka arkaya oruç tutması ve bir günde kaza orucu tutması lazımdır. Fakat akşam namazıyla imsak vakti arasında cinsel ilişkiye girmekte bir sakınca yoktur. Şimdi diğer bir soru da, oruçluyken mastürbasyon yapmak kaza mı gerektirir, kefaret de gerektirir mi? Şimdi oruç tutan bir insan, erkek veyahut da kadın, mastürbasyon yaparsa orucu bozulur. Ve bunu bilerek yaptıktan sonra bunun günah olduğunu bilen bir insan hemen tövbe etmesi lazım ve bir daha bu günaha girmemesi gerekiyor. Ramazan'dan sonra bu bozulan orucunu kaza etmesi gerekir. Farz olduğu halde Ramazan ayında kasten oruç tutmamak veyahut da başladığı orucu devam ettirmemek büyük günahtır. Ama oruçlunun mastürbasyon sonucunda orucunun bozulması ve kefaret gerektirmemesi, yani sadece kazasını yapması, o günahın küçük olduğunu da göstermiyor. Zaten bir kişi bu günaha girerken bir görüntüye bakarak yapıyorsa bu zaten başlı başına büyük günahtır. Yani caiz değildir, başlı başına haram işlemiş oluyor. Cenab-ı Allah zaten bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki, zinaya yaklaşmayın. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şerifinde şöyle söylüyor. Gözün zinası harama bakmaktır. Yani böyle bir zamanda sen gözlerine harama bakman dahi çok büyük problem oluyor. Yani orucunu çok büyük sıkıntıya sokuyor. Şimdi diğer bir soru da, sadece bakmak veya şehevi konuları düşünüp tahrik olup meninin gelmesi orucu bozar mı? Kadının veyahut da erkeğin şehevi duyguları düşünme sonucunda tahrik olmasında gelen sıvı mezi veyahut da kazıya olabilir. Bunlar orucu bozmaz. Sadece abdesti bozar ve bununla beraber de gusül gerektirmez. Bir Müslümanın eşine dokunmadan sadece bakmakla veyahut da düşünmekle meni gelmesi orucu bozmaz. Sadece gusül gerektiren bir olaydır. Şimdi diğer bir soru da, şehvetle öpüşmek orucu bozar mı? Bir Müslümanın eşini öpmesi veya elle tutması orucu bozmaz. Ve bu öpüşme sebebiyle meni gelmedikçe oruç da bozulmaz. Eşini öpmek, sarılmak veya da dokunmakla erkek veyahut da kadının meni gelmesi sonucunda orucu bozulur. Ama bu oruç bozulmasında kefaret gerektirmez, sadece o orucu kaza etmesi yeterlidir. Ama insanların sevdiklerini öpme sonucunda tükürüklerinin yutması, Hanefilere göre orucun bozulduğu gibi bir de kefaret gerekir. Yani 2 ay bir gün ard arda oruç tutması lazım. Ama Şafiilere göre sadece orucu kaza etmesi yeterli olabilir. Normal zamanda senelerce yapıp da kazanamayacağımız ecir ve sevapları Ramazan'da belki de bir saatte kazanıyorsun. Daha sonra kaza ederim diye düşünüp kendini bu ecir ve sevaplardan mahrum etme. Zaten Ramazan nefsi terbiye etmektir. Yani bu ayda şehvani duygularını tahrik edecek şeylerden kaçınman lazım. Sadece midemizde değil, bütün vücut azalarımıza oruç tutmamız lazım. O yüzden bu zamanı iyi değerlendirip sadece haramlardan da değil, helallerden de Allah rızası için uzak durmamız lazım.